Alev burada mı? Alev burada. Sen mi buradasın? Buradan mı açacaksın? Alev burada. Murat nasılsın? Başkanım nasılsın? Başkanım değil mi? Mahmut abi nasılsın? Başkanım ayrı günler bize hem sayın milletvekillerimizle birebir görüşme imkanınız olsun. Talep, istek, arzularınızı onlara ilk ağızdan iletme imkanı bulasınız. Hem de bir sohbet, muhabbet ortamı oluşsun, teşkilat ziyaretimiz oluşsun arzusuyla bugün buraya geldik. Sizler kale için çok önemli yatırımlar ve hizmetler getirdik. Bundan sonra da sizlerle beraber getirmeye de Allah nasip ederse devam edeceğiz inşallah. Özellikle kalemizde eğitim yatırımlarına çok ciddi önem verdik. Bu vesileyle Tahsin Başdemir İlk Öğretim Okulu'nu, Bent İlk Öğretim Okulu'nu, Kale Anaokulu'nu, Bent İlk Öğretim Okulu'nu, Kale İlkokulu'nu, Kale Ortaokulu'nu, Kıyacak İlkokulu'nu ve çok programlı lisemizi tamamladık. Bunlar eğitimde ilk adımda yaptıklarımız ama en önemlisi meslek yüksekokulunu kaleye kazandırmamız bizim için çok önemli bir adımdı. Ve Kale Meslek Yüksekokulu yapıldıktan sonra da o bölgede özellikle Kale Turizm Oteli'nin, Göl Oteli'nin faaliyete geçmesi, şimdi de Turgut Özal Üniversitesi bünyesinde hizmette bulunması kalenin eğitim şehri Malatya için çok önemli bir ilçesi haline gelmiş vaziyette. Ve burada da çocukların, gençlerimizin, evlatlarımızın hem denizi göreceği, hem karayı göreceği, hem yeşili göreceği çok önemli bir mekan var. Kale Meslek Yüksekokulu ile birlikte. Bununla birlikte devlet su işlerinde çok önemli yatırımlarımızı sizlerle buluşturduk. Barajımızın sulamaya açılması ve Turgut Özal Barajımızın bu anlamda sulanabilir arazileri sizlere buluşturması çok önemliydi. Kapıkaya Turgut Özal Barajı temelden 89,5 metre yükseklikte ve 71 milyon metreküp depolama hacmine sahip baraj ile kale obasında 40 bin dekar alan cazibeli olarak sulanmakta. Kapıkaya Turgut Özal Barajı sulaması sanat yapıları işi kapsamında 700 adet ultrasonik sayacın temini, montajı ile birlikte kalemizin sulanması için çok ciddi manada bize katkı sunmuş vaziyette. Sulanabilir arazilerimizin sulanması bu anlamda çok önemliydi. Özellikle biraz evvel söyledik, deprem Allah bir daha o günleri yaşatmasın. Ocak ayında yaşamış olduğumuz depremle birlikte Cumhurbaşkanımızın Malatya'ya gelmesi, bakanlarımızın, İçişleri Bakanımızın, Sağlık Bakanımızın, Çevre Bakanımızın Malatya'ya gelmesi ve bizim de hemen hemen her gün kalede olmamız çok önemliydi. Bütün milletvekili arkadaşlarımızla, teşkilatımızla, belediye başkanımız Murat Koca başkanımla vermiş olduğumuz mücadelede çok önemli mesafeler, yollar kat ettik. Hala eksiğimiz var mı? Var tabii ki. Özellikle Kale İlçe Merkezi ile ilgili yapmış olduğumuz çok ciddi bir çalışma vardı. Bu Kale ilçesi kurulduğu 1990 yılından itibaren her defasında geldiğimizde en önemli eksiğimiz kalede bir ilçe merkezinin olmaması hepimizin ızdırabıydı. Ve özellikle imardan kaynaklanan sorun dolayısıyla da kalede bir ilçe merkezi kuramıyorduk. Murat Koca Başkanımın bizlerle kurmuş olduğu temas ve Tarım Bakanımızla Tarım Bakanlığından aldığımız izinle birlikte en son geçen hafta Tarım Bakanımız imzasını attı ve kale ilçe merkezine kavuşuyor. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bu sorunların çözümü için yaklaşık 1000 dekar arazide ilave revizyon imar çalışmaları ve Kale Belediyesi ile gerekli izinler alınmış ve ilçe merkezinde yaklaşık 2000 dekar alan üzerine kale ilçe merkezimiz yeniden inşa ediliyor. Hayırlı uğurlu olsun. Deprem konutlarımız için çok önemli çalışmalar yaptık. Bütün köylerimizi, mahallelerimizi hep beraber gezdik ve Kale ilçesi Bağlıca Mahallesi'nde 71 konut, Mahmud Dursun Mahallesi'nde 134 adet konut, 16 adet dükkan, 3 Değirmen Mahallesi'nde 104 adet konut olmak üzere toplam 309 adet konut ve 16 adet dükkan inşaatları ile altyapı ve çevre düzenleme işinin ihalesi tamamlanmış vaziyette ve ihale 25.03.2020 yaklaşık bu toplam maliyette
101 milyon maliyetle kaledeki deprem evlerimiz kaleli vatandaşlarımızla buluşturulacak inşallah. Ve 2020'nin sonu itibariyle de vatandaşlarımızı evlerine kavuşturmuş olacağız. 110 tane tarım köy projesinden evimizi yapıyoruz. Bent Mahallesi'nde 60, İkizpınar'da 37, Sarıoğut'ta tarım ev, köy evlerimizi yapıyoruz. Kumluyazı'da 132 tane adet çok katlı konut yapımı. Çevre Şehircilik ve Bakanımız ve TOKİ Başkanımıza talimatlarını verdi. Allah nasip ederse Kumluyazı'ya da 132 tane tarım köy projesinden evimizi kazandırıyoruz. TOKİ Başkanlığı'na talimatımızı verdik. Tarımlarımız önemli. Spor Toto Teşkilatı tarafından yapılacak. 5 Temmuz 2020'de Kale Belediyesi ve Spor Toto Teşkilatı arasında protokol imzalandı ve önümüzdeki ayda ihaleye çıkıyor. İnşallah gençlik merkezimiz kalemizde yapılacak. Belediyemizin yapmış olduğu çalışmalar, Büyükşehir Belediye'mizde yol, asfalt ve içme suyuyla alakalı çalışmalarına devam ediyor. Özellikle gerçekten bugünlerde AK Parti'nin 19. yaşını kutluyoruz. 19 yıl önce hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyerek samimiyetle ve aşkla kurulan AK Parti'miz ilk günkü aşkla yoluna devam ediyor. Sizlerin desteğiyle, sizlerin gayretiyle Türkiye'yi gerçekten AK Parti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çok değiştirdi. En az 4 katı büyüttü ama her alanda büyüttü ve Türkiye'yi daha yaşanılabilir bir hale getirdi. Enerjiden sanayiye, sağlıktan öğretime kadar her alanda Türkiye'yi deyim yerindeyse çağ atlattı. Bu biz eserlerimizle övündük. Hizmet yarışında bulunduk, eser siyasetinde bulunduk ve bu eserlerin müellifi de sizlersiniz. Sizlerin desteğiyle girdiğimiz her seçimde AK Parti olarak, birinci parti olarak çıktık ve Rabbime hamdolsun sizlere hizmet ettik. Yine sizlerin desteğiyle de, Allah'ın izniyle de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti hizmete devam edecek. Depremin yaralarının sarıldığı mekanlardayız. Kale ilçemiz, Kötürge, Doğan Yol, Battal Gazi ve Yeşilyurt'ta özellikle Sivrice merkezde yaşadığımız depremde en çok etkilenen ilçelerimiz oldu. Ve depremin ilk gününden itibaren Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bakanlarımızla anında deprem bölgesindeydik. Ve özellikle hemen enkazın altında hiçbir canlının kalmaması, sonrasında açıkta hiçbir canlının kalmaması ve aç hiç kimsenin kalmaması için mücadele ettik. Ve şimdi kalıcı konutları inşa etme zamanı. Esasında 8. ayda bu inşaatlarımızın bitmiş olması lazımdı. Bizim hedefimiz 2020 yılı sonu itibariyle bütün evlerimizin inşası. Fakat pandemi dolayısıyla salgın, korona, covid ne dersek hiç dünyanın beklemediği bir süreçti. Ve inşaat sürecimizin aksamasının en önemli sebebi bugün kaledeyiz ve kalede yaklaşık 101 milyon civarında evlerimiz yeniden yapılan ihaleyle
inşaatlar başlamış ve bitmek üzere. Bunlardan bir tanesi 78 milyon ihale bedeliyle 314 tane konutumuz kale merkezde inşa ediliyor. Allah nasip ederse 2020 yılının sonu itibariyle 2 ay içerisinde bitecek. Ve çok müteahhitimizi tebrik ediyorum. Malatyalı bir müteahhitimiz, çok da memnun oldum. Her şey de gayet güzel. Muhteşem bir kale merkez olacak. Kale Malatya'mız için önemli ilçelerimizden birisi. Gerçekten Malatya'ya olan yakın mesafesiyle, insanıyla, tarımı noktasında kayısısıyla Malatya için gerçekten önemli ve yepyeni bir kale inşa ediliyor. Kalenin bugüne kadar en büyük sorunlarından birisi bir şehir merkezinin olmaması, ticaret merkezinin olmaması. Allah'ın izniyle AK Parti verdiği sözü tutuyor. Buraya da bir şehir merkezini inşallah inşa ediyoruz. Tabii sadece şehir merkeziyle değil, işte gördüğünüz gibi depremin yaralarını sarma adına gerçekten muhteşem konutlar yapılıyor.